Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh hangi ayet-i kerimeyi okuyordu? Kişinin salih olmasından dolayı evladı fayda görür. Ayet-i kerime ve kâne ebûhumâ sâliha. O ikisinin babası salih idi diyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de Hızır aleyhisselamla Musa aleyhisselamın bir beldeye gelip bir beldede bir kariyede bir kasabada onları misafir etmiyorlar. İkram etmiyorlar. Ama buna rağmen Hızır aleyhisselam yıkılmak üzere olan bir duvarı düzeltiyor. Musa aleyhisselam bunun hikmetini soruyor. Diyor ki sen diyor bu adamlar bize bir yudum su vermediler diyor. Bir ekmek ikram etmediler ya bunlara iyilik yapılır mı diyor yani. Demek ki şerli insanlarmış. Niye bu şerli insanlara iyilik ettin? O da diyor ki ben sana demedim mi sen benim yaptıklarımı sabredemezsin diyor. Sonra hikmetlerini anlatırken diyor ki bak şimdi bu beldenin insanlarını gördün. Şimdi ben olayı canlandırarak anlatıyorum size. İyi insanlar değiller, şerli insanlar. Ama bu yıkılmak üzere olan duvarın içerisinde yaşayan iki tane yetim. Gulameyni, yetimeyni fil medineti. Bu şehirde iki tane yetim çocuk var. Ve kâne tahtehu kenzun lehuma. Bunların bu duvarının altında hazine var. Millet hazineyi çok sever biliyorsunuz. Hazine var. Eğer bu duvar yıkılırsa burası harabe olur. Bu şerli insanlar bu hazineyi ele geçirirler, bu çocukları da vermezler. Allahu Teala'nın ona vermiş olduğu ledün ilmiyle ve allemnahu min ledünna ilma diyor Allahu Teala. Biz ona tarafımızdan bir ilim verdik. Ledün ilmi kime? Hızır Aleyhisselam'a. Diyor ki şimdi bunlar yetim, garip, fakir. Ama şimdi bunların ben duvarını düzeltiyorum. İleride bunlar bu hazineyi elde edecekler. Elde edecekler. Mallarına sahip olacaklar. Kimse alamayacak. Bunlara da ben iyilik ettim. Niye? Ve kâne ebûhumâ sâliha. Çünkü bunların babaları salih insandı. Bunların ataları salih idi. İyiydi yani. Demek ki yani bir toplumun dedeleri salih ise o dedelerin salihliğinin bu topluma büyük faydaları olur arkadaşlar. Allahu Teala Celle Celaluhu bizlere böyle bir gayret, böyle bir iman nasip eylesin. Allah dininin emirlerini aziz tutmayı, bu konuda gayretli olmayı hepimize nasip eylesin. Ve kîle izâ hâfel abdü minallâh. Kul Allah'tan korkarsa Allahu Teala her şeyi ondan korkutur. Yani her şey ondan korkar. Kul Allah'tan korkarsa her şey ondan korkar. Anlayabiliyor musunuz? Şu anda da bir korku var mı? Korku, değil mi? Tedbir var mı? Var. Tedbir alacağız. Ne söyleniyorsa yapılacak. Ama ancak Allah'tan korkacağız. Gelecek hadisler, bu çok uzun gidecek bu konu. Bugünkü bölümümüz de böyle tamamlanacak inşallah. Ama burayı unutmayalım. Kul Allah'tan korkarsa Allahu Teala Celle Celaluhu her şeyi ondan korkutur. Ama ve izâ lem yahafil abd lem yahaf korkmadığı zaman da el abdu kul minallahi. Kul Allah'tan korkmazsa o zaman ehafehullah min kulli şeyin. O zaman da o kul her şeyden korkar. Her şeyden korkar hale gelir. Zınk bir şey olduğu zaman eyvah ne olacak? Niye? Çünkü sen asıl korkman gereken yerden korkmadın. İşte günümüzdeki bir başka çıkmazımız, bir başka açmazımız da bu. Ama dikkat edin şimdi. İşin aslına bakarsanız herkes Allah'tan korktuğunu söylüyor, değil mi? Ben Allah'tan korkarım diyor şimdi. Yalan söyleyemem diyor ama öndeki domatesler sağlam, arkadakiler çürük. Hani Allah'tan korkuyordun? Yani ne yalan söyleyeyim diyor adam. Ne yalan söyleyeyim derken arkada kaliteli yalanı söylüyor yani. Anlatabiliyor muyum? Yani hani ya Allah'tan korkuyorum ya. Allah'tan kork. Burada da Allah'tan korkmayı iki kelimeyle özetliyor. Vel muradu bil havfi keffe cevarihahu anil masiyeti ve takyiduha bit taati. Korkmak nedir? Ben de korkuyorum diyorum. Sizler de korkuyoruz diyorsunuz. Herkes korkuyoruz diyor ama gerçekten korkmak nasıl olur? Diyor ki kişinin azalarını haram işlemekten muhafaza etmesi, o azalarını taata bağlaması. Aza ne? Organlar. El, ayak, kulak, baş, kalp. Tamam mı? Bunları itaata bağlayacak. Haramlardan çekecek. Böyle yaptı mı Allah'tan korkuyor demektir. Yoksa ben Allah'tan korkuyorum demekle kişi gerçekten korkmuş olmaz. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bizlere kalbimize
mehafetini, mehabbetini ilka eylesin. Allah-u Teala bizleri sevdiği kulları arasında ilhak eylesin. Burada anlatılan bu güzel kulların halleriyle bizleri de hallendirsin. Ahir ve akıbetimizi hayır eylesin inşallah. Rabbim ülkemizi, bütün İslam alemini bu salgın hastalıktan, bu belalardan, musibetlerden kurtarsın. Muhterem kardeşlerim, son sohbetin sonunda da şuna istirham ediyorum dinleyen arkadaşlarımızdan. Yapmamız gereken şey bu vetirede, bu kelimeyi özellikle kullanıyorum. Ne yapmamız gerekiyor? Hiç gevşemeyeceğiz. Yaz geldi, iş rahatlamaya gitti. Her türlü oyun olabilir. Ne olursa olsun. Bizim yapmamız gereken zikre sarılmak. İbadete sarılmak. Artırmak bunları. Daha çok. Yapıyorduksa bundan önce zikrimize daha çok, istiğfarımıza daha çok sarılacağız, gevşemeyeceğiz ki Allah-u Teala bu belayı kaldırsın başımızdan. Rabbim gayretimizi, hevesimizi önce konuşan bize, sonra dinleyen sizlere nasip eylesin. Hastalarımıza ya Rabbi acilen şifalar ihsan eyle, dertli olan kullara devalar ihsan eyle, ahirete göçenlere rahmet eyle. Başımızda bizi yetiştiren büyüklerimize, başta Efendi Hazretlerimize sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Vefat eden hocalarımıza, Ali Kara hocamız da vefat ettiler, ona rahmet eyle. Bütün geçmişlerimize de, ana babalarımızdan, aba ecdadımızdan, akrabayı taallukatımızdan, ahirete göçenlere de rahmet eyle. Bizi dinleyen, bizden dua bekleyen, dua ümit eden, çoluğuyla çocuğuyla sıkıntı çeken, maddi manevi dertleri olan, kederleri olan kardeşlerimizin hastalıklarına şifa, dertlerine deva ihsan eyle. Kendilerini, evlatlarını salih saliha eyle. Bizim de yavrularımızı, eşlerimizi, çoluk çocuğumuzu salih eyle. Vücutlarına sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eyle. Annelerimizi, babalarımızı affedip bizden razı eyle ya Rabbi. Vatan nöbetinde olan askerlerimizi, polislerimizi, emniyet güçlerimizi muhafaza eyle. Ya Rabbi, ordumuzu karada, denizde, havada ya Rabbi mansur-u muzaffer eyle. Vatanımıza birlik, dirlik nasip eyle. Milletimizi her türlü beladan muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Erhamerrahim. İç ve dış düşmanların şerlerinden, oyunlarından, fitnelerinden muhafaza eyle. Başımızdaki idarecilerimizi isabetli, güzel, hayırlı, senin razı edecek, Habibini razı edecek ya Rabbi maddi manevi kazanımlar elde edecek kararlar alabilmeyi nasip eyle. Yanlış iş yapmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. İnsanlığın başına bela olmak isteyen zalimlerin oyunlarını başlarına makus eyle Ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle, amellerimizi makbul eyle, günahlarımızı mağfur eyle Ya Rabbi. Son nefeste cümlemize hüsnü şehadet, hüsnü hatime nasip eyle. İlâ şerefin nebiyyi ve âlihi ve ashabihi ve meşayihin el kâfe ve ilâ cemiyen vâtina ve envâti müslimîn ve envâti'l hâdirîn. El Fâtiha.